Bugün 13 Mart Pazartesi, Güney Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmeleri için karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı. Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Yener ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalarında devam ettiğini duyurdu. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması da devam etmektedir. İyi çalışmalar arkadaşlar. Milletvekili aday olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Başvuru süreci 16 Mart'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından resmi gazetenin mükerrer sayısında seçim kararının yayınlanmasıyla birlikte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimlerinin yapılması kesinleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adaylığı başvurusu süreci resmen başladı. Seçimlere ilişkin müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verilmişti. Başvuru aidatın bu dönem alınmamasına, bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençler için 10 bin TL, engelliler için 5 bin TL şeklinde olacak. Ödemeler 16 Mart'ta AFAD'a yapılacak. Başvuru aidatları ise alınmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise parti genel sekreterlikten il örgütlerine gönderilen bildiriye göre 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler, %40 veya üzeri engeli bulunanların 15 bin lira ödeyeceği kararlaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği genel seçimleri için adaylığı başvurusu bugün resmen başladı. Öte yandan adaylarından 3'er bin lira dosya ücreti alınacak olan başvuru süreci 20 Mart'ta sürecek olurken Kahramanmaraş merkezi depremlerin hissedildiği Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapılacak adaylardan başvuru ücreti alınmayacak. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Çakırlı Mahallesi'nde depremzedeleri ziyaret etti. Kocamaz, Çakırlı Mahallesi'nin Kadir Şinaslığı'nın kent merkezinde ve diğer kırsaldaki mahallelere de örnek olmasını diledi. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş'ta olan deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. 81 il tek yürek olduğu gibi depremzedeler için harekete geçti. Tarsus'un Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan köylüler de yaşanan bu asrın felaketinden sonra örnek bir uygulamaya imza atarak depremzedelere kapılarını açtı. Bize ulaşıldı, evlerini açtılar. Hepsinden sağ olsunlar, köy halkı olmak üzere. Allah herkesten razı olsun. Yani konuşacak bir laf bulamıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine gidip depremzedelerin sorun ve ihtiyaçlarını dinleyen İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, depremzedelere kapılarını açan Tarsus Çakırlı Mahallesi'ndeki depremzede aileleri eski muhtar Hasan Yılmaz ve şimdiki muhtar Zekeriya Aksa ile birlikte ziyaret etti. Arkadaşlar haber verince hem ziyaret edelim dedik, hem Türkiye'ye örnek olsun dedik. Yani bu köyde arkadaşlarımızın bu işi sahiplenmesi. Halen aradan bir ayı geçti. Çadır bulamayan, konteyner bulamayan bir sürü insan var. Selamünaleyküm. İçeride yaralısın. Geçmiş başkanım, hoş geldin. Sağ olasın. Çok şükür. Sen nasılsın? Allah'a şükür.
Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Buyurunuz. Buyurun geçin lütfen. Bir dakika geçelim. Buyurunuz. Yaklaşık 60 depremzede vatandaşın konuk edilmesini sağlayan Çakırlı Mahallesi'nin eski ve şimdiki muhtarlarına teşekkür eden İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Burhanettin Kocamaz, kent merkezinde ve diğer kırsaldaki mahallelere de örnek olmasını diledi. İnşallah bu hareket diğer köyde oturan vatandaşlarımıza, şehirde oturan vatandaşlarımıza da örnek olur. Gün birlik ve beraberlik günü, gün dayanışma günü. Deprem bölgesinde yaşananların hepsini bizzat yerinde gördük. İnsanlarımızın ne kadar zor durumda olduklarını bizzat yerinde tespit ettik. Yaklaşık bir ay geçmesine rağmen halen çadır ve konteyner bulamayan insanlarımız var. Eğer böyle bir kampanyada vatandaşlarımızı destek olursa biz de hepsine teşekkür ederiz. Bu örnek inşallah bütün köylerimize, bütün kentlerimize yayılır, yaygınlaşır ve insanlarımız da bu zor günlerinde, bu kış günlerinde en azından sıcak bir yuvada hayatlarını sürdürürler. 1999 Marmara depreminden ve sonrasında yaşanan depremlerin hiçbirinden ders çıkarılmadığını söyleyen Kocamaz, önceden alınmayan tedbirlerin bu kadar can kaybına neden olduğunu vurguladı. Ama bunu söylemeden de geçemeyeceğim. 99'da deprem yaşadık. Daha sonra birkaç deprem yaşadık. Ama bu depremlerin hiçbirinden biz yeterli dersi almamışız. Aslında 99'dan sonra yönetmelikler değişti, binaların statik hesapları değişti. Ama sadece yönetmeliği değiştirmekle olmaz. Önceden almadığımız tedbirleri bu kadar insan hayatını kaybettikten sonra almaya çalışıyoruz. Deprem olmadan alınması gereken tedbirler çok daha önemli. Eğer o tedbirler alınmış olsaydı bu kadar canımızı kaybetmemiş olacaktık. İnşallah geçmiş depremlerden alınmayan ders bu depremden alınır ve inşallah böyle bir felaketi bir daha yaşamamış oluruz diyoruz. Çakırlı Mahalle Muhtarı Zekeriya Aksay da yapmamız gerekeni yaptık diyerek diğer köylerinde yapmasını tavsiye etti. Yaklaşık bir 100 kişilik bir grup geldi. Bunları biz evlere aile aile yerleştirdik. Yapmamız gerekeni yaptık. Köylümden, mahallemden Allah razı olsun diyorum. Mutlaka bu insanlık vazifesi yani diğer mahallelerin de yapması gereken bir şey yani. Çakırlı Mahallesi'nden çağrı yapan eski muhtar Hasan Yılmaz da köylerin de bu organizasyonu yapmalarını istedi. Buradan da çağrı yapayım ben muhtar arkadaşlarıma, eski muhtar arkadaşlarıma, özellikle yeni muhtarlarımıza. Köylerine bu organizasyonları yapsınlar. Deprem bölgelerinden insanları getirelim. Boş ev, köylerde genelde şehre gittiği insanlar, boş evlerimiz çok. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından 35 gündür kapalı olan okullar bugün Adana'da eğitim ve öğretime başladı. Arkadaşlarımı çok özledim ve okulumu da çok özledim. Okulumu çok seviyorum. Ama deprem olur diye de korkuyorum. Bugün derslerden geri kaldım. Bugün mutlusun ama. Evet, çok mutluyum bugün. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da öğrenciler ders başı yaptı. Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardından eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adana'da 35 günün ardından eğitim ve öğretim bugün tekrar başladı. Yani tedirginiz açıkçası. Çocukları okula gönderip göndermemekle tedirgin olduk. Ama yani bir şekilde normal hayata dönmek zorundayız. O yüzden bugün geldik okula. Kızım da burada. Bakalım umarım bir şey yaşanmadan, kötü bir şey olmadan. O neler hissediyor, heyecanlı mı? Yani heyecanlı, arkadaşlarını çok özledi, öğretmenini çok özledi. Heyecanlı tabii çocuk olduğu için birazcık daha hani farkındalığı az ama ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor. Okullarda depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler sınıflarına girerek derse başladı.
Öncelikle depremde şehit olan vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunu akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Rahat, hazır ol, dikkat. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in Türkiye'deki deprem için özel olarak başlattığı çadır gönderme kampanyasının ikinci uçağı Adana'ya geldi. Ülkenin 50 bin çadır taşımasına yönelik özel uçuş operasyonu kapsamında 2400 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemeleri taşıyan uçak Adana'ya ulaştı. Pakistan'dan Türkiye'ye çadırlar gelmeye devam ediyor. Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik özel uçuş operasyonu kapsamında gönderilen yaklaşık 100 tonluk 1200 çadırın yüklendiği ilk uçağın ardından aynı sayıda çadırın bulunduğu ikinci uçak Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi. Pakistan Başbakanı'nın danışanı çadırları taşıyan uçakla birlikte geldi. Hassa'daki Hacılar Köyü depremin ardından adeta yerle bir oldu. Köyde yaşayanlarsa doğup büyüdükleri yerin bu hali karşısında eskiden köyümüze bakıp huzur bulurduk. Şimdi ne köy kaldı ne kasaba dedi. Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi Hassa ilçesinin en eski yerleşim yeri olan 245 haneli Hacılar Köyü'nü de vurdu. Depremler sonucu adeta yerle bir olan köyde 16 kişi yaşamını yitirirken binaların da büyük çoğunluğu yıkıldı. Köy halkı hacıların depremden önce herkesin hayranlıkla izlediği, sık sık ziyaret ettiği bir yer olduğunu ancak 6 Şubat'tan sonra o halinden eser kalmadığını söyledi. Ben doğma büyüme bu Hassa Hacılar Köyü'nden. Depremden önce iyiydi ama deprem olduktan sonra durumumuz ortada. Kaybımız çok. Köyümüzde cenaze kaybımız 16 kişi. Hacer Çalışkan çocukluğunda salıncakta sallanırken köyünü izleyerek huzur bulduğunu ancak şimdi geri izleyecek bir şey kalmadığını söyledi. Küçükken bu salıncakta oynardık. Yani hatta küçük değil yani hani genç kızlığımız bizim her şeyimiz burada geçti yani hani. Evet yani burada geçti. Hatta burada salınırken buralara bakardık yani köyümüze bakardık, köyümüzü izlerdik yani. Şimdi izleyecek ne köy kaldı ne bir kasaba hiçbir şey yok yani ortada bitmiş yani bitmiş bir an olmuş bir yer kalmış. Tüm hatıralarının depremle birlikte yok olduğunu ifade eden Mehmet Dedeoğlu, önceden buraları görüp de beğenmeyen yoktu, şu anda bakmaya bile içimiz el vermiyor diye konuştu. Burada doğdum, burada büyüdüm, çocukluğum, gençliğim hepsi burada geçti. Bütün gençliğimiz, çocukluğumuz, hayallerimizin hepsi yok oldu. Önceden buraları görüp de beğenmeyen sanırım yoktu. Şu anda da vallahi bakmaya bile içimiz el vermiyor yani. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta yerle bir olan Hacılar Köyü'nün son hali drone'la görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin zarar verdiği illerden Osmaniye'de kurulan konteyner kentte depremzedeler anahtarlarını teslim alıp yerleşmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin zarar verdiği illerden Osmaniye'de belediye işbirliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ortaklığında kurulan konteyner kentte depremzedeler anahtarlarını teslim alıp yerleşmeye başladı. Ben Emrah Baş, evimiz ağır hasarlıydı. Müstakil evde yaşıyorduk. Öncelik hakkımız vardı. Sağ olsunlar hızlı bir şekilde teslim ettiler konteyneri.
anahtarı teslim aldık. Hani en azından ortam güzel. İçerisine girdim, baktım eşyaları var. Hani yaşanabilecek bir ortam. En azından gece uyurken rahat uyuyacağız. Korkmadan uyuyacağız. Yani deprem riski olsa, yani ufak bir sarsıntı bile olsa. Hani çok dikkate almayacağımız bir ortam var şu an burada. Hani gayet iyi. Sadece içerisine bir taşınmamız gerekiyor. Biraz da o toparlanmamız falan lazım. Bekleyeceğiz bakalım. Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 991 kişi hayatını kaybetti. 339 bina ise yıkıldı. Şehirde 1370 adet konteyner evin kurulum çalışmaları hızla sürerken birçoğu da tamamlandı. Dereobası köyü ile Fakuşa mahallesi arasındaki 122 bin metrekare alana kurulan konteyner kentte vatandaşlar anahtarlarını teslim alarak taşınmaya başladı. Konteyner kentte oluşturulacak çocuklar için özel oyun alanlarının düzenlemelerinin de ekipler tarafından hızla sürdürüldüğü belirtildi. Kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Doktor Erdin Yılmaz da konteyner kente yerleşen aileleri ziyaret etti. Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı mahallesinde evleri teğet geçen yolda depremde yıkıldı. Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı mahallesinde evleri teğet geçen yolda depremde yıkıldı. Türkiye'yi yasa boğan depremler binlerce kişinin ölümüne, on binlerce yapınınsa yıkılıp ağır hasar almasına neden oldu. Depremden büyük yarayı alan şehirlerden Hatay'dansa hem yapılar hem çevrede çok büyük zarar meydana geldi. Birçok noktada olduğu gibi Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı mahallesinde bulunan yol da deprem nedeniyle çöktü. Evleri teğet geçen yol trafiğe kapatıldı. Çöken yolda evi bulunan Mehmet Er Yılmaz, bu yol ilk depremde çöktü. Yol çöktüğü zaman bir araba içine düştü. Biz o sese uyandık. Yol artçı depremlerle daha fazla yıkıldı dedi. İlk depremde oldu. İşte burada akşam saat 4:20 geçe. Burası bayağı sanki kar yağışı gibi bir güzürdü geldi. Buraya bir arabamız düştü. İşte sabah saat 4:30'da hızla gelen bir araç düştü. İşte o sesle uyandık biz. Öyle yani, bu yani ilk depremde olan bir şey. Sonra artçılarla beraber daha da düştü. Adana'da şap hastalığı sonrası büyükbaş hayvanları aşılama çalışması devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, kentte canlı hayvan sevkiyatının belirli kriterler haricinde yasaklandığını belirtti. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, şap hastalığına karşı il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ile işletmelerde aşılama çalışmalarına hız verdiğini söyledi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, saat 2 şap virüsü hastalığına karşı küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevkiyatının kesim, ithalat ve ihracat hareketleri haricinde yasaklandığını belirterek, şap virüsünün hızlı bir şekilde yayılım göstermesinin önüne geçmek için tedbir amaçlı kentte ikinci bir emre kadar canlı hayvan sevkiyatı belirli kriterler haricinde yasaklanmıştır. İl ve ilçe müdürlüğünde ekiplerimiz Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve SAT2 serotipine karşı etkili olan aşıyla aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor dedi. İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı alınarak bir takım tedbirlerin alındığına dikkat çeken Tekin şöyle devam etti. İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince kesim, ihracat ve ithalat amacı dışındaki tüm hayvan hareketleri il içi ve il dışı olmak üzere kısıtlanmış ve hayvan pazarları kapatılmıştır ifadesinde bulundu. Tekin, aşılama çalışmasının haftanın 7 günü yapıldığını, uygulanan aşıların günlük olarak aşılama bilgisi ve kulak küpesi bazında sisteme girildiğini bildirdi. Böylelikle ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.